çarşıda gezmek ne kadara mal oldu? O kadar hayat ucuz ki, sudan ucuz. Koskoca sebzeli 50 milyon aldım. Oo, büyükmüş. Ya. Sizce uygun mu? Asla, asla değil. Bak mi, güzel kızım, hayat öyle bir şey oldu ki bir evde herkes çalışıyor ama ekmek parasına, kiraya. Bir maaşla kira aynı seviyede değil. Mesela ben emekliyim, 7,5 alıyorum. Bana çocuklarım bakmasa kim bakacak bana? Kalacağım sokakta. Nasıl kira vereceğim? Nasıl kira vereceğim? Şöyle diyorlar, ekonomik sıkıntılar varsa, bu kadar fiyatlar arttıysa, bu kafeler, bu restoranlar, bu sokaklar niye bu kadar dolu? Ha, niye dolu söyleyeyim ben sana. Bakın akıllı telefonum var. Çok güzel telefonum var. Diyorlar ki bu telefonu nasıl arkadaş? Almışım ben bu telefonu bir kerele. İhtiyacım olan bir şey. Aynen öyle. Bir hastanede randevu almak istiyorum. Akıllı telefona ihtiyacım var. Ben bir randevu bile alamıyorum artık. Doktorlarımız gitti yurt dışına. Kalmadı kimse. Biz kaldık. Biz de gidiyoruz artık alemlere doğru. Öbür tarafa doğru. Peki şöyle bir soru sorayım. Türkiye'nin en büyük problemi nedir ama ekonomi dışında merak ediyorum. Ekonominin dışında en büyük problem nedir? Mülteci olayları acayip şekilde. Bakın ben ırk, renk asla ayırt etmem ama nefret ediyorum artık. Nefret ediyorum o gelenlerden. Çünkü şu gençlerimizin bütün geleceğin elinden alıyorlar. Onlar bedava yaşıyorlar. Ben hastaneye gittim. Benden paralar kesiliyor. Eczanede onlarda hiçbir şey yok. Onlar gidiyorlar. Pazarlarda bile şıkıdık şıkıdık kıyafetlerle geziyorlar. Ben en ucuzunu alıyorum. Kendi ülkenizde ikinci vatandaş mı oldunuz? Üçüncü değil. Dördüncü vatandaşım ben artık. Tabii. Ben şurada gidiyorum. Ben bir Türkçe konuşanı iki kişi görüyorum, öbürlerin hepsi hayır, yabancı. Ya, hayır, Osmanpaşa'da Türk hayır, var. Hayır, abartma değil, asla. Bir tane Türk yok, Başakşehir'de. Öyle, demek öyle. Tarafı Mine Arabistan diye geçiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi onların iş yerlerinde vergi yok. Sen aç bakalım bir iş yeri, ne yapıyorlar ben sana? Ben internette çalışıyorum, hepsi Suriyeli. Evet, hepsi Suriyeli. Hatta oranın bir ilçesini almışlar, kendileri Alep diye yazmışlar. Oo. Böyle iç Türkçe yazı yok. İşgal. Her yerde böyle Arapça yazılar, Arapça yazılar falan. Yani işgal etmişler yani Esenyurdu. Yani bir gün bizim başımıza bu geldi geçti hanı oldu. Geldi geçti hanı oldu sınır kapılarımız. Yani bir gün bizim başımıza böyle bir şey gelse bizi kimse kabul etmez. Bizi kimse kabul etmez, kimse de almaz. Biz de kimsenin kapısına gitmeyiz zaten. Kendi ülkemizde savaşırız. Biz onlar gibi bırakıp kaçmayız yani kendi ülkemizde. Aynen. Onlardan iş isteyeceğiz. Boynumuzu bükeceğiz onlara. Yok. Olacak. Yok. Böyle giderse 50 seneyi bulmaz. Teyze doğru söylüyor. Niye biliyor musun? Her gün çocuk yapıyorlar. 10 tane çocukları var bir tane ailenin. Evet. Her gün çocuk yapıyorlar. Biz, her güne para veriyorlar. Bize bakıyorum Türklere. Türklerin hiçbir çocuğu bir tane, iki tane. Suriyelilere bir bakıyorum 10 tane geziyor. Kırmızı kartla para alıyor. Devlet veriyor. Bu kadar ekonomik sıkıntı varsa çocuklar nasıl oluyor? Nasıl bakılıyor? Onlara zaten para veriliyor devletten. Devlet tarafından kırmızı kartları var. Benim bir sürü Suriyeli arkadaşım var. En az bir tanesi 5 lira 6 lira kırmızı karttan para alıyor. Normal bir işte de çalışsa zaten emekli gibi zaten 6 lira para alsa. Zaten emekli maaşı da 7,5 alıyor en az olan. Bize bakıyorum bir tane iki tane çocuğumuz var. Onlara bakıyorum 10 tane çocuğu var, adam daha 32 yaşında. Nasıl olacak? 20 yıl sonra işgal mi edecekler? Ya işgal edecekler tabii. Ettiler gitti zaten. Esenyurt'u almışlar, rehin almışlar. Giremiyorsun. Her yerde Arapça yazı yazıyor. Sizce giderler mi peki? Nereye giderler mi? Kendi ülkelerine. Ya burayı cennet bulmuşlar. Giderler mi Allah'ın aşkına? Yapmayın gözünü seveyim. Cennet gibi geliyor onlara. Cennet gibi geliyor. Bak biz Türk'üz değil mi? Ben Roman'ım. Açık açık söyleyeyim. Burada doğdum, burada büyüdüm. Gazi Osman Paşa'da. Ama şu Gazi Osman Paşa'yı ben hiçbir yere değişmem. Güzel yer. Ama şöyle bir baktığım zaman, tamam mı, Suriyeli olayına gelince adamlar kendi ülkelerinde zaten hep kısıtlı şeriat tarzı yaşıyorlar. Tamam, aklılar kendilerine göre. Kapalılar, açılamıyorlar saçı. Karıları buraya bir geldi hepsi açıldı. Hepsi açıldı. İşe başladı. Çocukları, karıları. Yani öyle bir yayıldılar ki. Geliyorlar bizim burada karılara, kızlara bakıyorlar. Yani o hale geldik. Hepsi böyle geldi yani. Aslına bakarsan çoğunluk olarak adamlar burayı cennet buldu. Buradan da gitmezler. Kovsan değil. Bunları silah zorunla bile göndersen gitmezler. Peki, şöyle bir sormak istiyorum size. Ekonomik sıkıntılar var diyorlar. Bu kafeler, restoranlar sizce niye dolu? Ekonomik sıkıntı var. Bak ben sana şöyle bir şey
söyleyeyim. Evet, ekonomik sıkıntı var. Gerçekten var. Her şey çok pahalı. Yani bir yere girip bir şey aldığın zaman marketten 1000 lira kart veriyorlar bana iş yerinden. Ben o 1000 lira kartla giriyorum. Deterjanı aldığım zaman kahvaltı alamıyorum. Düşünebiliyor musun? 1000 lirayla. Ben daha önce 200 lirayla giriyordum. Sepeti dolduruyordum. Şimdi sepetin yarısını dolduramıyorum. Bir pazara gidiyorum, iki poşetle geliyorum. Anlatabildim mi? Porsiyonları küçülteceğiz. Porsiyonları küçültmek değil. Tamamen özgürlüğümüzü aldılar. Özgürlüğümüzü aldılar yani. Yaşantımızı dibine vurdular yani. Siz dediler ki fakirdiniz, daha fakir olun. Hadi biz çalışıyoruz, geçiniyoruz. Daha fakir olanlar var, daha yaşlı olanlar var. Onları hiç düşünmüyor. Devlet hiç görmüyor. Bak ben Tayyip'e atıyorum oyumu. Senelerde Tayyip'e atıyorum. Ama şimdi Tayyip Erdoğan'a buradan soruyorum. Yani bunun önüne niye geçemiyor? Geçemez. Niye geçemiyor yani? Geçemez. Niye geçemiyor? Yani yıllarca ona oy verdikten sonra sen onun önüne geçmesini mi bekliyorsun gerçekten? Önüne geçmesini değil. Bak ben 21 yaşındayım. Ben 21 yaşındayım. Evet. Tamam mı? Ben 21 yıldır başka hükümet görmedim. Benim gençliğim gitti. Benim geleceğim gitti. Benim çocuğumun gençliği gitti. Evet, çocuğum gitti. Olacak. Evet. Bakın bak, biraz aklı olsa bu insanların, bu adama oy vermezler. Tamam mı? Bu adama oy veriyorlar. Suriyelileri, Afganistanlıları, Pakistanlıları alıyorlar ülkeye. Bakın ben turizmciyim. Turizmci olarak benim odama, ben kendi çalıştığım otelde kendi odamda kalamıyorum. Neden? Hayvan gibi eurolarla satılıyor. Neden? Euro tavan yaptı. Araplar geliyor. O geliyor. Bu geliyor. Turizmci olarak ben kendim euronun içindeyim. Adamın geldiği kaldığı şeyleri ben yaşayamıyorum. Ben resepsiyonda duruyorum. El alemin Suriyelisi gelip bana prezervatif poşeti veriyor. Karısı yanında bana prezervatif poşeti veriyor ve ben hiçbir şey diyemiyorum. Neden? Parası var. Neden? Ben onu kovamıyorum otelden. Neden? Rezervasyon yaptırmış. Bu durumlarda bakın adam gidiyor. Mahalledeki haberlerde hiç mi görmüyorsunuz Twitter'da? Adam gidiyor. Türk bir kadının penceresinin önünde çekiyor. Adam yabancı uyruklu. Adam kendisi kalkıyor, geliyor bizim sınırımızda. Diyor ki biz bu sınırı patlatıp geçeceğiz. Benim nişanlım polis. Benim nişanlım bunlara karşı çıkamıyor. Diyor ki bize dokunmayın dendi diyor. Sınırda nişanlımın şeyleri var, devreleri var. Devresi diyor ki reis diyor ben almak zorundayım. Adam girmek zorunda. Ben dokunamıyorum diyor. Ben daha yeni evleneceğim. Bak evleneceğim. Benim param yok. 21 yaşındayım. Benim gençliğim gitti. Benim evlenmem gitti. Benim her şeyim gitti. Evlenemem ben bu devirde. Ben yani. Bakın ben bir evin bir kızıyım. Bir bu doğulular bilir. Doğulu'da, doğularda bir evin bir kızıysan sen o evden mükemmel bir şekilde gitmek zorundasın. Aynen öyle. Ama ben gidemiyorum. Neden? Ben gidemem abi. Ben şimdi bak benim annem engelli, o eve ben bakıyorum. Tam doğulu olabiliriz. Bizde bile altınlara sınır getirildi. Onu da geçiyorum. Ben diyorum ki nişanlıma. Ben diyorum düğün istemiyorum. Ben borca giremem. Zaten borca girdikçe giriyoruz, batıyoruz. Ülke batıyor, biz de batıyoruz. Ben doğulu olarak düğünsüz gitmeyi kabul ettim. Bir evin bir kızıyım ben. Sizce bu durumlar düzelir mi? Düzelmez. Daha bu adam başımızda oldu. Recep Tayyip Erdoğan başımızda olduğu sürece gelsin hapse atsın beni, hiç umurumda değil. Bu adam başımızda olduğu sürece bu ülke düzelmez. Sen ülkene... Kılıçdaroğlu iktidarda olsa her şey daha mı güzel olacaktı? Belki hayır, her şey daha kötü olacaktı. Da bakın bu adam ülkeyi o kadar çok batırdı ki bu batıklığı kimse düzeltemez. Bak bu ülkenin en az 10 yıla ihtiyacı var en az. Kaygı duyacaksın. O da bir bireyle saygı duyacaksın. Gel bana söyle abla. Gel bana söyle. Gel bana söyle. Lütfen gel bana söyle. Polemiğe girmeyelim. Onunla da konuşuruz ama saygı. Hayır gerçekten bakın. Bakın bu yaşlılar yaşların umrunda değil. 40 yaş sonrasının umrunda değil. Neden? Siz yaşadınız. Yaşayacağınızı gördünüz. Yapacağınızı yaptınız. Sana Kemal dedi mi? Kılıçdaroğlu ben de demedim. Ne alaka? Mustafa Kemal Atatürk dedim. Tayyip Erdoğan dedi. Düzeni kuran o. Bak Tayyip Erdoğan dedi. Bozan da bunlar. Tayyip Erdoğan sizin dedi. Sizin zihniyetiniz. Tayyip Erdoğan dedi. Bırakın bu ayakları tamam, ya. Tamam, Türkiye'nin içine sıçır. Araplaştırdınız ve Türkiye'yi. Sizin gibiler. Sizin kafalar. Türklüğü yok ettiniz. Türklüğü. Ne alakası var? Tabii sizin Türklüğü yok ettiniz. Müslüman geldi. Katar'dan niye Ukraynalı ya? Ben Türk'üm. Türk. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Senin dinin sana, abici. Benim dinim bana. Ama ben önce Türk'üm. Abici, bayan var. Türkiye'nin bir dini yoktur. Teşekkür ettim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dini yoktur. Dinle olmaz bu işler. Nereden geldi olay buraya? Tamam, aynen oradan gelmesin. Dine nereden geldi? Hayır, bir anda bağırıyorsun. Olay dine nereden geldi? Dine nereden geldi? Abla bana konuş. Bir dakika. Dine nereden geldi olayı? Neyse. Hayır, bana laf atıyor. Düzeltemez. Adam o kadar batırdı ki kimse düzeltemez. Niye batırdı? Araplara. Bak ülke yatırım. Niye tersi? Siyah gibi Türkler gidiyor. O da ben. Ben sana bir söyleyeyim. En güzel çakalan biliyorum, o da ben. Alkış! Ulan! Lan! 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 Anca gençlik düzeltir zaten. Anca gençlik düzeltir. Abi ne anlattı? Ne gitti? Bir
sevmiyorum. Ben bütün görüşlere saygı duyuyorum bu arada. Rica ederim siz de saygılı bir şekilde ilerleyelim. Size şunu sormak istiyorum. Madem ekonomi kötü, bu kadar sıkıntılar var. Bu restoranlar, bu kafeler niye dolu? Bu caddeler niye dolu? Niye mi dolu? Her yerde kuyruk var diyorlar. Bunun peki bir şey soracağım. Bu abla, kuyruklar... Şimdi tuvaletler de paralı. Sıçmayalım mı? Mesela. Restoranlar niye doluymuş ekonomi hani bu kadar? Hani bu restoranlar dolu diyorlar da. Restoranlara bir gidin bakalım kimler var orada. Türk görebiliyor musun? Mesela gidip de bir Nusret'e bak bakayım Türk görebiliyor musun? Bir gidip de mesela örnek veriyorum. Herhangi bir pahalı bir restoranta bak. Ben geçenlerde affedersin burada Burger King çalışanı var. Ben Burger King'den sipariş vermeye çalıştım veremedim. Dedim ki ben bunu nasıl karşılayayım? Benim evde annem ben iki kişiyiz. Hani büyük bir hamburger istiyoruz. Hani olsun da iki tane yiyelim. Yiyemiyoruz. Yok çünkü yok. Bak bir tane hamburger olmuş 300 lira. Bakın. Restoranları kimler dolduruyor o zaman? Bu restoranları Türkler doldurmuyor. Türk varsa da Alman. Başakşehir bakın, mesela. Evet, adamlar evet, Türk yani, değil bak. Ben göremiyorum mesela bak gidip de bir Nusret'te bir Türk görebilir misin? Göremezsin. Ya da gidip de pahalı ben restoran, pahalı restoranı da bilmiyorum Nusret'ten başka. AVM'lerde, restoranlarda Türk yok. Neden? Adam geçinmenin derdinde. Bak arkadaki abiye bak çocuğu karısı gelmişler. Allah aşkına bu adam maşallah burada. Bu adam nasıl Nusret'e gitsin? Bu adam geçinmenin derdindeyken bu adam çocuğa bakmanın bunun bezi var, maması var, oyu var, buyu var. Nasıl gitsin Nusret'e bu adam? Bu adamın hakkı değil mi? Benim hakkım değil mi et yemek? Benim hakkım et yemek değil mi yani? Ben yiyemez miyim? Ama en lükslerde ne yiyeceksin ki? En lükslerde ne yiyeceksin? Burada ne yiyebilirsin? Lüks yemiyoruz zaten. Lüks yemiyoruz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika gel. Lüks sen şimdi bir dakika. Sen diyorsun ki ben et yemiyorum. Lüks yerlere kaçıyorsun. Niye lüks yerlere kaçıyorsun? Git burada da yiyebilirsin. Lüks yerlerin hakkın değil mi? Nasıl yiyin? Aklıysa çalışacaksın o zaman. Bak, öyle bir şey yok. Ben çalışıyorum bak. Elimde 13 var. Ben bunu krediyle aldım. Kredi çektim aldım. Benim hakkım değil mi kredi çekmeden almak? Ben buna bir kredi çektim. Ben bir yıldır bunun kredisini ödüyorum bak. Sen trilyon yatırsın hesabına bedava. Devlet bana trilyon yatırmasın da sen. Ben 7 senedir ceza yattım. Daha yeni çıktım. Çocuk yaşına girdim. Bak amin inşallah. Sıkıntı yok bak. Size görelim. Neden bu telefonu alamıyorum. Alamıyorum. İstesem taksit alırım. O borç, o sıkıntıya girmek istemiyorum. Ben Fatih'te oturuyorum. Fatih'te Türk yok. Kendi oturduğum mahalle yabancı. Yanlış anlama. Kahveye gidiyorum. Suriyelilerle arkadaş olduk artık. Okey oynuyoruz oturup. O hale geldik yani. Türk arkadaş mı yok? Yok Türk arkadaş. Hani var. Ama şu an oturduğum yer full Suriyeli. O gün 2+1 kira sorduk. 110 metrekare. Kirası 22 bin. 22 bin lira kira. Ekstra önden 2 depozit istiyor. Ekstra bir kira. Benim sırf eve girişim şu an 70 bin. Bir eve. Şöyle diyorlar. İstanbul'da asgari ücretle çalışan yok ki. Gayet geçindirebilir o 20 bin TL kirayı. Doğru mu sizce? Çoğunluğa baktığım zaman şu an mesela, şu an çoğunluğa baktığım zaman çoğu insan asgari geçiniyor. Ondan sonra asgari geçindiği için, sigorta üzerinden çalışıldığı için düzenli olarak mecbur kaldığı zaman banka onlara kredi verebiliyor. İnsanlar şu an baktığı zaman bankalarda full kuyruk oluşuyor. Burada görebiliyoruz. Ben burada çalışıyorum mesela. Ama şu an %90'ı kuyruk. Çünkü banka sürekli krediyle insanlar geçinebiliyor. Adam dediği gibi bir hamburger olmuş 300 lira. Şu an bir sigara olmuş 52 milyon 100 liraya doğru gidiyor. İnsanlar şu an bir tütün olmuş 30 milyon. Ben bir sigarayı tütün. Bıraktım tütünü bile alamıyorum diye bak düşün. Şu an bir tütün olmuş 30 lira. Kötü. Sen bana diyorsun ki lüks yerde yemek niye illa lüks yerde? Bak şu an bir şöyle söyleyeyim bak ben mahkum bakıyorum. Sen kendini lüks yerde yemeye layık görmüyor musun? Sen o derecede değil misin? Bak şu an dedi ki sen Türksün. Türk olduğun için bir baş kaldırman gerekiyor bak. Sen şu anda lüks yerde yemiyorsan bu senin acizliğin tamam mı? Biz ülkecek çok aciz durumdayız. Biz ülkecek düştük. Sen lüks yerde yemeği kendine layık göremiyorsan ben hiçbir şey diyemem. Ben beyefendiye açıklamak istiyorum. Diyor ki illa niye Nusret'te yemenin derdinde olayım? Bir de tamam orta gelirliysen lütfen gidip bir kasaptan 1 kilo antrikot alır mısın şu anda? Şu anda git bir antrikot al 1 kilo komple yiyelim hadi. Komple 1 kilo al bakalım ye hadi. Yiyebilen yesin. Yani yeter mi kadar komple? Yeter mi kadar? Herkese bir hamburger ısmarlasana şimdi. Ha bak burger burada. Babamın oğlu mu herkes benim? Bana ne? O zaman susacaksın. O zaman sus. Çünkü paran yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Paran yetmiyor geçinemiyorsun. Ben de geçinemiyorum. Ülkede kim geçinebiliyor? Telefonu çıkarsana. Ben geçinemiyorum. Kim geçinebiliyor? Ben geçinemiyorum. Geçinebiliyorsun. Ben geçinemiyorum. Nasıl geçiniyorsun? Bu halde mi geçiniyorsun? 15 milyar maaş alıyorum. Ne kadar güzel. 15 milyar neyine yetiyor? 14 bin zaten kira. Yok bizim kira değil ki bizim. Tam ne kadar güzel. Her ay ara 10 bin kira alıyorum. Ben geziyorum. Bir kulübe gidiyorum. Oraya gidiyorum. Buraya gidiyorum. Kulübe giderken zaten sen ne çalışıyorsun? Çalış o zaman. Allah Allah. Ben dinleyeyim bakayım. Bak şu an bir şey söyleyeyim. Şu an baktığın zaman genelde %80'i sıkıntı çekiyor. Dediğim gibi sıkıntı. İlla ki bak evi var barkı olmasına sıkıntı çekiyor musun? İlla ki çek. Sıkıntı zaten olmadan. Bak şimdi ben çalışıyorum. Gel buraya gel. Gel. Allah gel, şükür kaçma, çalışıyoruz. Gel. Arkadaşım top, benim. Toplasan Allah şükür toplasan. Yok toplasan bak zar zor. Aylık belki yeri geliyor 20'yi buluyor. 25'i buluyor. Dediği gibi normal olarak kiraya ortalama 13 milyar para veriyorum. Doğru mu? Bunun günlük yeme içme sigaraya vurduğun zaman benim aylığım sırf
sigara, yemeğim içmem, aylık 10 milyar da öyle gidiyor. Şimdi normal olarak baktığın zaman diyorlar ki evlilik çağın geldi, doğru. Ama şu an bir evlenmek 700 bin, 800 bin, ortalamaya bak en ölüsü 500 bin. Peki sen eskiden 500 binse evlilik, insanlar ileriyi görebiliyor mu? Bu kadar genç var, önünü gören var mı? Bak ben demin de gösterdim, bak 10 senelik telefon, ben bunu kullanıyorum. Vallahi bunu kullanıyorum, alt tuşa bas, bak saat 5'i 4 geçiyor, bak bak. Bak tuşlu alo yapsın. Kafa ne oldu biliyor musun? Bende mantık şu oldu. Artık alo yapsın yeter. Fatura buna bile geliyor 150 TL. Anladın mı? Faturalı kullanamıyorum. Ben mahkum bakıyorum. İki tane mahkumum var. Ben her ay onlara sadece 10 milyara yakın para yollamak zorundayım. Onlar bile diyor ki içeride olmuş. Bir yemek kantinden yollar bilir arkadaş. Açık cezaevlerinde kantin olur. Belli bir ücretlerde onlar bile bir yemeğe veriyorlar aylık 5-10 milyar para aylık. Doğru mu kardeşim? Doğru yani. Bak ben iki tane mahkum var. Zamanda ben de yattım. Zamandaydı ama şu an enflasyon. Bak ben size de şunu söylüyorum. Baştan insin, tahttan insin. Ben sana söyleyeyim, Katar'a kaçacak. Ekstra Araplara satmış. Ben Balat'ın orada oturuyorum. Full Arap. Balat'taki bütün evler bir tanesi Türk'ün değil. Hepsi Ermeni'nin. Balat'ta. Gitsin baksınlar. Balat zaten Ermenilerin olduğu yer. Ermenilerin olduğu yer. Balat'ı full güzelleştirdiler. Ama şu an kafile şeklinde geliyorlar. Her gün 3 kafile geliyor. Hepsi Amerikalı. Ve hepsi de iyi bakıyor. O gün bir tane Amerikalı ile konuştum. Kafede oturduk, sohbet muhabbet. Ne dedi biliyor musun? Benim dedi dedem buradan ev bakıyor. Amerikalı bunu diyebiliyor. Ereğli Şeker Fabrikası'nda yine 10 bin metrekare alan satışa çıkarıldı. İhaleye çıkarıldı. Bunu biliyor muydunuz?